bir bülbül olsan, bülbül bu kuş, he, bir kuş olsan, aha, sevdiğin kişiye nasıl öterdin? Bilmiyorum. Vallahi mı? Nasıl? Ağaç. Ağaca çıkıp sevgiline nasıl ötersin? Мне нужен переводчик. O ne oldu? Türkçesi ne? Türkçesi? He. Ben Türkçe biraz biliyorum. Biraz biliyorum. Evet. O zaman kendi dilince öt. Evet, kendi dilince nasıl ötersin? Nasıl? Dil, nasıl dil? Yani kendi şivene göre nasıl ötersin? Şimdi bir dakika. Türkçe çevireceğiz. Я не понимаю. Понима. Понима ne? Я не понимаю. Biliyorum. Ait lütfen. Bir bülbül olsan sevgiline nasıl şakırdın? Грузится. Логин. Şarkı bu son. Evet. bir bülbül olsan küçük kuş. Evet, kuş havada uçan. Olsan sevgilini, bu benim sevgilim, evet. Nasıl sati, nasıl song, evet, nasıl çağırırdın? Daha sesli, bağırarak. Evet, son kez ötüyoruz. Çalışmıyor. Son benim kez... torça hepsi öldüm. Bu kadar diyorsun abi. Evet. Teşekkür ediyorum. Paylaşıyoruz video. Tamam. Kendine iyi bak. Nasıl işler, nasıl? Abi idare ediyoruz ya. Vallahi. Aynen öyle. Şükür. Şimdi şahsi mi çalışıyorsun, şirkete bağlı mısın? Ben şahsi, şahıs şirketin üzerine şirkete Getir'e bağlıyım. Nasıl oluyor ya? Şahıs şirketi açıyoruz. Getir'e başvuruda bulunuyoruz. Onların altında taşımacılık yapıyoruz. Motor kuryelerde iyi para var diyorlar. Sence öyle mi? İyi paradan, hani şunu söyleyeyim, örnek görüyorum. Aylık 30 bin lira alan bir kuryenin eline net kalan 15 bin liradır. Neden? Bunun motor masrafı, motor kiralıyorsa... Kendine ait. Aynen. Kiralıyorsa kira masrafı. Kazası var, ıvır var, zıvır var. Benzin ya olmuş abi 24-25 lira. Ben 3 litre 75 lira veriyorum, 2 gün gitmiyor. Zor abi, zor. Vallahi zor. Peki, yani bir bülbül olsan sevgiline nasıl şakırsın? Vallahi abi, bülbül olmayı hiç düşünmedim bu zamana kadar, biliyor musun? Vallahi. İlk defa sorunca aklıma geldi. Biraz düşünmem lazım. Sevgilin var mı? Kısmen abi. Nasıl kısmen ya? Abi biraz hızlı koşturduğum için. Oo, yetişemiyoruz diyorsun. Efendim? Yetişemiyoruz mu? Çok mu yani? Yoksa? Abi görük de malum, biliyorsun. Tekirdağ'da geldim buraya. Kısmen... Tekirdağ daha güzel. Ya şakır mısın bülbül gibi? Nasıl şakırsın? Bahçesine geldin, ağaca çıktın, sevgilinin penceresi var. Buna sesleneceksin ama kuş gibi sesleneceksin. Nasıl seslenirsin? Abi kuş gibi bilmiyorum ki ya. Hiç abi, yemin ederim hiç düşünmedim, biliyor musun? Vallahi hiç düşünmedim. Şimdi abi bülbül gibi nasıl öteceksin ki? Olsaydı da keşke camına taş ataydım da. Hiç bülbül görmedin mi? Nasıl ötüyor? Abi gördüm de şak ötüyor yani. Tamam işte, sen nasıl şak edemezsin? Abi ben ötmem şu an. Ötmem. Niye abi? Yok abi, ötülür mü? Erkek adam yakışmaz. Abi niye ötmesin? Seviyorsan ötersin. Abi olduğu zaman öteriz yani. Şimdilik. İşte mi arıyorlar? Yok. Alarm yapıyor. Sipariş geliyor. Allah kolaylık versin. Allah tutmayalım o zaman seni. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Bu videoyu paylaşıyoruz. Paylaş abi, sıkıntı yok. En önemli organın hangisi? Kalbin. Vallahi mi? Aynen. Neden? Yani beyin de denebilirdi ama kalbin, çünkü bir anlamı var yani şey olarak. Zaten kan pompalıyor olsun, şey olsun. Hani işlevi çok. Aynen öyle. Bir de sevginin sembolü. O yüzden hani kalp. Sizin? Ben de kalpliyim. Kalp diyorsun. Aynen. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu paylaşıyoruz. Tamam, paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Haykırmak istediğin içinde ne varsa şöyle mikrofona karşı haykır abi. Bugün kafede oturuyordum. Tamam. Ve birkaç arkadaş tarafından rahatsız edildim. Aa. Tahminimce Afgan ya da Suriyeliydi. Ne diyeyim? Dedi? Başka sözü gerek var ne mı? Ne yaptılar? Göz tacizi. Evet. Başka? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Kendimi o haline çok üzülüyorum gerçekten. Ne olacak peki böyle? Vallahi ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Vallahi mı? Evet. Var mı yani bir imkanımız? İmkanım yok ama bir şekilde çalışıp artık 200 senede giderim. Hayırlısı inşallah. Teşekkür ederim. Bu videoyu paylaşıyoruz. Tamam. Tamam mı? Teşekkürler. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun.